Ve yılın beklediğimiz o dönemi geldi arkadaşlar. Beklediğimiz diyorum ama belki de artık bazı insanlar fiyatlar sebebiyle çok da beklemiyordur. Ama yine de teknoloji sever herkesin özellikle beklediği o ay yani Eylül ayına çok az bir zaman kaldı arkadaşlar. Eylül ayında Apple yeni iPhone'larını ve yanında da yeni saatlerini ya da başka ürünlerini genellikle bizlerle buluşturuyor. Ve sonrasında da böyle 2 ay 3 ay sadece o cihazları konuşuyor. Tüm dünyadaki teknoloji içeriği üreten kişiler yani bizler ve Şimdi Eylül ayına çok az bir süre kala her sene sizlere işte yeni iPhone'da ne olacak, yeni iPhone'daki özellikler gibi gibi videolar üretmeye çalışıyorum ben de. Bu sene iPhone 15 ailesinde bizi hakikaten enteresan şeyler bekliyor gibi gözüküyor. Dersime çok iyi çalıştım. Siz de bence bir çay kahve alın ve yeni iPhone 15 alakalı gelecek özellikleri sizlerle paylaşmaya başlayayım. Bu sene bizleri 4 ya da 5 farklı iPhone modeli bekliyor olabilir arkadaşlar. Bunlar iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ya da iPhone 15 Ultra isimli bir cihaz bizlerle buluşabilir. Benim şahsi düşüncem Apple'ın 5 cihaza çıkmayacağı, 4 cihazda kalacağı ve burada Ultra modelini doğrudan Pro Max modelinin yerine konumlandıracağı. Aynı Apple Watch Ultra'da olduğu gibi ama bir çılgınlık yapıp bazı özelliklerin, yeni özelliklerin tamamını sadece Ultra'ya koyarak da 5. ama bir o kadar da pahalı bir akıllı telefon modelinde bizlerle buluşturabilirler. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri için bu akıllı telefonun fiyatının çok yüksek olabilir olabileceğini düşünüyorum ben. Hani oradaki fiyatları baz alarak zaten şimdi videoda da sizlerle paylaşıyor olacağım ama iyi ve yüksek fiyatlara sahip olacağını da düşünüyorum. Avrupa Birliği'ndeki düzenlemeler sebebiyle bu akıllı telefonların Avrupa Birliği içerisinde Type-C ile geleceği neredeyse kesin gibi arkadaşlar. Ancak Avrupa Birliği dışındaki ülkeler için bu akıllı telefonlar nasıl bir şarj girişiyle bizlerle olacak? Hala net değil gibi. Gözükse de tüm sızıntılarda, cihazlarda Type-C girişi var gibi gözüküyor. Ben şarj olarak Type-C'nin artık gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Lightning yetersiz kalıyor arkadaşlar. Özellikle hız ve şarj hızı konusunda hem veri aktarımı hızı hem de şarj hızı konusunda oldukça düşük kalıyor. Daha üst seviyeye çıkabilmek için hızlıca Type-C'yi getirmeleri lazım bence iPhone'lara da. Tabi burada aksesuar yatırımı yapan kişiler bayağı bir üzülecek ama Yapacak bir şey yok. Teknoloji gelişiyor ve yenileniyor arkadaşlar. Bu kadar zamandır kullanıyor olmamız bile bence gayet güzeldi Lightning girişine. Ve tabii bu arada sizler de kanalıma abone olup sosyal medya hesaplarımı takip ederseniz beni sonsuz mutlu edersiniz sevgili arkadaşlar. Belki de hep birlikte Türkiye'deki ilk iPhone 15 içeriklerinden birini yine bu kanalda izliyor oluruz. Sizlerin desteğiyle tabii ki. Yine beklenen bir yenilik iPhone 14 ailesinde sadece Pro ve Pro Max modelinde bulunan dinamik ada özelliği var biliyorsunuz. İşte bu dinamik ada özelliğinin artık iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ta da yer alacağı ile alakalı çok ciddi raporlar okudum arkadaşlar ve açıkçası bu raporları da biraz doğrulama fırsatım oldu sizlerle onu da paylaşacağım ama 15 ailesinde 15 Pro Pro Max veya Ultra modelinde bu çentin yani dinamik adanın bir tık daha geniş bir alana yayılabileceği ve yeni özellikleri de kavuşabileceği ile alakalı sızıntılar yine var. Ancak Buff markasının web sitesine girdim. Buff Türkiye'nin web sitesini ziyaret ettim ve burada iPhone 15'in görsellerine baktım arkadaşlar. Adamlar kılıfı getirmişler şimdiden. Satışa sunmak için hazırlık yapıyorlar. Orada baktığımızda iPhone 15 ve 15 Plus'ta çok net bir şekilde dinamik adanın geldiğini görüyoruz sevgili arkadaşlar ve bence bu adam güzel olmuş ve şunun da artık net bir şekilde gelmesi lazım. iPhone'ların tamamına yani yeni çıkacak cihazların tamamında bir 120 Hz'i ben artık görmek istiyorum. En azından bir farklılık olacaksa bile düz modellerde artık 90 Hz kesinlikle geçilmeli arkadaşlar. Yani 90 Hz'in altı artık yeni değil. Artık bunun olmaması lazım. Benim tahminimce. Bununla alakalı net bir bilgim yok ama birkaç tane rapor gördüm böyle. Genel anlamda tüm cihazlarda yüksek yenileme hızına sahip panellerin yer alması gerektiğine inanıyorum sevgili arkadaşlar. Kullanıcılar bundan bence mahrum kalmamalı. Ve raporların hemen hemen hepsinde yer alan yepyeni bir detay. Ses açma kapama tuşu. Apple'ın iPhone cihazlarıyla artık birbirine geçmiş. Yani olmazsa olmaz dediğimiz bu tuşta yeni bir modifi G gidecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Bizim de yine yolunu devam edecek. Ancak bu tuş artık sabit kalmayacak, farklı özellikler atanabilecek ve daha işlevsel ve daha kullanışlı hale gelecek gibi gözüküyor. Bence güzel bir adım çünkü sadece ses açma kapama için orada bir tuş olması yerine bu tuşa aynı anda farklı şeyler de atayabiliyor olmak benim hoşuma giderdi. Çünkü ben bu akıllı telefonunda şu anda kullandığım iPhone'un da üstündeki sensörleri, ekranındaki işte ses iftar dediğimiz bu, bu dokunmayla kullanılan bazı özelliklerini sıklık kullanıyorum. Dolayısıyla böyle bir özellik gelirse bence Apple'ın kullanıcıları da oldukça hızlı bir şekilde adapte olur diye düşünmekteyim sevgili arkadaşlar. Hazır tasarımdan bahsetmişken 12 Pro ailesinden beri bizlerle buluşan bu cerrahi sınıf paslanmaz çelik tasarım iPhone 15 Pro ailesinde değişime uğrayacak arkadaşlar. Hatta şunu da söyleyeyim iPhone 15 ailesinin tamamında kasada değişik bir tasarım da olacak. Yani artık tasarımda böyle daha keskin köşeler değil de daha yuvarlatılmış köşelerde bizlerle buluşuyor olacak. Bu da oldukça güzel. Pro ve Pro Max'te ya da Pro, Pro Max ve Ultra modelinde diyebiliriz bu modellere. Pro ve üstü diyeyim sizlere. Bu modellerde ise bizlere şöyle bir detay bekliyor arkadaşlar. Titanium alaşımı bir malzeme üzerinde Apple çalışıyor ve aslında artık çalıştı ve çıkardı diyebiliriz. Bu titanyum malzeme sayesinde bu akıllı telefonlar daha dayanıklı bir malzemeye sahip olacak ve aynı zamanda daha da hafif bir hal alacak. Açık konuşmak gerekirse cihazlar Pro modellerde gerçekten çok ağır. Özellikle Pro Max modelinde bir kılıfla kullandığınızda yaklaşık 250 ila 300 gram arasında bir ağırlığa sahip oluyor akıllı telefon ve bunun hafifletilmesi lazım bir şekilde. Rakip markalara baktığımız zaman da bu konuda Apple'a eleştiriler yapılıyor. Nansmanlarda örnekler veriliyor vesaire. O yüzden bu adımın oldukça yerinde olduğunu söylemem de mümkün. Gelelim birçok kullanıcıyı heyecanlandıracak o kamera detaylarına. Çünkü kamera detaylarında iPhone 15 ailesinde periskop lensin geleceği neredeyse kesin gibi. Peki periskop lens bizlere neler sunuyor derseniz Arkadaşlar periskop lens bence sadece Pro modellerde olacak. Onu söyleyeyim size. Düz modellere ben periskop model geleceğini düşünmüyorum. Periskop kameralı bir model olacağını düşünmüyorum düz modellerde. Pro ve üstünde olur diye düşünüyorum. Bu periskop lensle beraber artık iPhone'lar 5X ya da 10X optik zoom yeteneğine sahip olabilir sevgili arkadaşlar. Muhtemelen bize daha fazla çıkıntısı olan bir kameranın beklediğini sizlerle paylaşayım. Çünkü bu kamera çıkıntısının bir tık büyümesi gerekebilir periskop lenslerde ki birçok sızıntıda zaten kameralar biraz daha yukarıya doğru çıkıntılı gibi gözüküyor. Ha bu çıkıntı evet kılıfsız kullanacakları sıkıntıya sokabilir telefonu masaya koyduğunuzda ama kılıfla telefonu kullanacak arkadaşlarım için çok da bir olumsuzluk açıkçası ifade etmiyor sevgili arkadaşlar. Zaten telefonun yanlarında bir yuvarlatma o keskin hatlardan kurtulma durumu olduğu için benim düşüncem ergonomik anlamda biraz daha rahat kullanıma sahip bir iPhone ailesi bizlerle buluşacak gibi gözüküyor. Özellikle büyük modellerde çünkü büyük cihazlarda keskin de köşeler olduğunda avuç içine tam oturuyor ve telefonu kontrol etmek bir tık zorlaşabiliyor. Ancak bu yuvarlatılmış hatlarla beraber biraz daha ergonomik dediğim gibi kullanım açısından daha rahat olur diye düşünmekteyim sevgili arkadaşlar. İşin işlemci tarafına değinecek olursak ise tabii ki tahmin edeceğiniz üzere yeni bir işlemci modeli bizleri karşılıyor olacak cihazlarda sevgili arkadaşlar. Burada 3 nanometrelik üretim süreciyle üretilen ciddi anlamda iyi bir performansa ve çok da düşük bir enerji tüketimine sahip olacak bir işlemci modeli A17 Bionic'in bizi karşılaması kesin gibi gözüküyor. Ancak bu işlemci modelinin yine önceki seride olduğu gibi sadece Pro ve üstü modellerde kullanılacağı da yine gelen sınırlılar arasında var. Burada daha düz modellerde kullanılacak işlemci modelinin ise A16 Bionic modeli işlemci olacağı da yine kesin gibi. iPhone 15 ve 15 Plus için sizlere bunları söylüyorum. Ancak Pro modellerde A17 Bionic bizleri karşılıyor olacak. Depolama tarafında enteresan bir gelişme var. Pro modellerde ProRes video kaydı seçeneğinin gelmesi bekleniyor. Tabi ProRes çok ciddi bir yer kaplıyor cihazlarda. Dolayısıyla minimum depolama olanının da burada 256 GB'a çıkarılacağı da gelen sızıntılar arasında. Bu belki Pro modellerde bir tık da fiyatın yükselmesine sebebiyet verebilir. Bekleyip göreceğiz. Bu benim şahsi yorumum bilmiyorum ama olabilir. Pil konusu oldukça önemli birçok kullanıcı için. Pil konusunda model model sizlere anlatıp kafanızı şişirmek yerine şunu söyleyebilirim. Tüm modellerin tamamını toplayıp ortalama bir rakam aldım ve %15'e yakın bir pil seviyesinde artış olacağını sizlere söyleyebilirim kapasite anlamında. Bu da yine kullanıcılar açısından oldukça iyi olacaktı. Özellikle Pro modellerdeki yeni işlemci ile beraber bir tık daha büyütülmüş pille birlikte pil ömrü bu cihazların kusursuz olabilir. Tabi kullanınca daha net göreceğiz sevgili arkadaşlar. Şimdi renk tarafında muammalar var. Ancak iki renk kesin gibi gözüküyor. Bu renklerden bir tanesi iPhone 13 Pro ailesinde gördüğümüz bir Sierra Blue vardı biliyorsunuz. Ve bu Sierra Blue'nun bir tık koyu rengi böyle bir tık daha koyulaştırılmış mavi rengini bu cihazlarda görebiliriz gibi gözüküyor. Ya da yine beklenen bir başka böyle renk. Kırmızı bir rengin gelebileceği Yönünde de bazı sızıntılar var Bu kırmızı renk sürekli ortalıkta geziyor Uzun bir süredir yani Gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama o mavi renk güzel olabilir Kırmızı olursa daha güzel olabilir Çünkü mavi biraz daha böyle son dönemde gördüğümüz iPhone modellerinde olduğu için hani bu cihazda farklı bir renk olması, kırmızı rengin kullanılması daha şık olabilir diye düşünüyorum. Ve gelelim işin fiyat kısmına. Çünkü fiyat kısmı gerçekten üzücü olacak bu akıllı telefonları almak isteyenler için. Bir kere sizlerle şunu paylaşabilirim. Eğer ultra modeli ayrı bir akıllı telefon olarak bizlerle buluşursa bence fiyatı 100.000 TL'nin üstünde rahatlıkla olur diye düşünmekteyim arkadaşlar. Ve döviz bu şekilde devam ederse de Pro Max modeli de aynı kadar paylaşabilir. Yeni cihazda Pro Max modellerinde 100 bin TL'nin üstünde ya da 100 bin TL'ye çok yakın bir seviyeden en azından çıkış yapabileceğini görüyor olabiliriz arkadaşlar. Yani bir akıllı telefonun fiyatı ülkemizde 3 haneli bir rakama gelmiş olabilir sevgili arkadaşlar. Tabi burada ancak Amerika Birleşik Devletleri için baktığımızda muhtemel minimum rakamlar da bizlerle buluşuyor. Burada iPhone 15 için 899 dolar 15 Plus için 999 dolar 15 Pro için 1199 dolar Pro Max için de 1299 olacağı yönünde bir sızıntı var. Benim şahsi düşüncem yine söyleyeyim sizlere 5 model gelmeyeceği yönünde 4 model olacağı yönünde ancak Apple burada kar marjına oynayıp biraz daha yeni bir kalem açıp daha premium, daha üst bir cihaz çıkarmaya kalkarsa yani Ultra'yı bizlerle buluşturur ve ona da farklı özellikler eklerse Pro Max'te ve Pro'da olmayan o zaman işte biraz daha fiyatlarda değişiklik olabilir arkadaşlar. Tabi burada kullanıcıların satın alma alışkanlıkları da değişebilir. Çünkü Pro Max'i alanların çoğu en üst iPhone Pro Max olduğu için iPhone, iPhone serilerinde Pro Max almaya başlamıştı. Şimdi gidip Pro Max'in üstüne bir de Ultra'yı konumlandırırsanız telefon tarafında ben açıkçası saatte olduğu gibi olmayacağını düşünüyorum. Çoğu kullanıcının ne oluyorsa olsun ben Ultra alırım. Ultra'dan başka cihaz almam deyip direkt doğrudan Ultra alacağına da inanıyorum ve düşünüyorum. Bu arada Ultra modelinin ekran boyutunun 6.9 ince varabileceğini de sizlerle paylaşayım. Pro Max'ler yine hani ekran boyutu anlamında diğer cihazların da hepsinin benzer ve aynı kalacağı da yine kesin gibi sevgili arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz iPhone'la hakkında? Fiyatlar dışında ya da fiyatlarla alakalı yorumlara yazarsanız beni sonsuz mutlu dersiniz. Dediğim gibi sosyal medya hesaplarımı takip edip kanalıma da abone olursanız çok çok mutlu olurum ki güzel işler yapacağız bu iPhone serileriyle alakalı yeni cihazlarla alakalı destekleriniz benim için oldukça önemli. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.